böyle şey değil yani. Ne acılar çektim ben <laughs> böyle inşallah Arda falan bugünlere öyle kolay Öyle değil, sen Bopal'le şarkısı çalıyorsun yine o falan oh, gelip sana yeah. para bırakıyor. Gelip biraz be beraber seninle şarkı söylüyor. Bundan daha güzel bir duygu yok. Evet. Gitara geçtim tabii, bağlamayı oh. bırak. Bak bu kızlar gitarı <laughs> daha çok seviyor. Bu ışıklı hayatı ne? Seçmedim derler ya, aslında gerçekten seçmedim. Gözde de bu taraftan bastırıyor. Hadi yap, yap şu an işte patlatırız, çok güzel bestilir, daha fazlasını tarayız. Ömrünün sonuna kadar düğün çalgıcısı olarak kalacaksın? <laughs> Var ekipçe gezerken gezmeyeceğim lan bu dağlarla. Okay. Kendini yakışıklı buluyor musun? Var mı güzelim? İyiyim bana neydi? berberler bana küsmüş şimdi. Tüm berberler. <laughs> 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 Gruptan ayrıldılar şu anda. <laughs> Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Buray. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Sizi sormalı. Teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsun? Şöyle biraz kısacık bahsedelim isterim. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorum? Ee, otellerde yaşıyorum. <laughs> Herkesin hayali. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Son iki ayda toplam evde, evimde, yatağımda uyuduğum gece sayısı ya beş ya altı şu aralar. Öyle mi? Böyle bir... Rock'n'roll bir tempo. Süper. Ama istediğim bu zaten yani. Koşuşturma, panik seviyorum. O enerji yoruyor mu seni zaman zaman? Yor, yorulmak zevk veriyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> değişik. <gülüyor> Güzel, süper. Ee, bunları biz de zaten sosyal medyada aslında şahit oluyoruz. Hatta evet. YouTube'da e, Ne Gezdim ve Buray diye bir e, programı Aynen. da sanırım yakın zamanda doğru, başlayacak. Doğru. Orada kısa bir böyle teaser gibi bir şey de gördük. Evet. E, şimdi ben de sana sorayım o zaman. Ne Gezdim ve Buray diyeyim. E, ondan sonra da işte herkesin aklındaki şu soruları sorayım. E, çoğu insanın hayalidir dünyayı gezmek, dolaşmak ama hani bir cesaret edip yapamaz. Bu süreç senin için nasıl geçiyor? E, canlı yaşamış biri olarak hayalindeki kadar güzel miymiş? Tavsiye eder misin? Ya yani ben çocukluktan beri bir içgüdüsel bir şey. Ben de sebebini hiç bilmedim ama yani e, Kıbrıs'ta doğdum büyüdüm. <laughs> 20 yaşlarda artık e, hatta 18'lerde e, evi Bıraktım, anne evini bıraktım. Üniversite için başka yerlere geçtim derken işte İngiltere, e, İspanya, Avustralya, e, İngiltere. farklı memleketlerde yaşadım, gördüm, tecrübe ettim. Bu arada diğer başka memleketlere de gezdim. E, müzik de benim için e, bir araçtı aslında. Yani hem işim hem hobim hem de e, müziği kullanarak biraz daha başka merak ettiğim yerlere gittim. E, Maddi durumum da e, müziğe bağlıydı zaten. Her şeyimi paramı da kazanabildim. Ve ya bir içgüdüsel bir şey. Ben de sebebini bilmiyorum ama gezmek, görmek. Ya bir bilinç var. E, bilinç altında hep so, şunu soruyor yani. bu Dünyada belli bir sürene, süren var Buray. Evet. Bir ömür ömür verilmiş sana. Ve gezegen, e, dünya diye bir gezegendesin. Ve hepsini, o kadar güzel yerler var ki hepsini sığdırabilecek misin gibi bir Evet, dürtü doğru. var içimde. Ee, o yüzden ömrüm yettiğince bu kadar güzel yerler var. Onları her birini görmek istiyorum. Evet. Böyle çalışıyor yani bilinçaltındaki mekanizma. Bu bence çoğu insanda var. ya bilmiyorum. Herkeste tabii ki yoktur ama hani herkesin bir hayalidir ya dünyayı gezeyim dolaşayım göreyim ama bir işten ya işim var vaktim yok yani, gezemem hani kafası vardır. Bahane öğretenler çok var. Evet. Mesaj bana olarak da hani... bana bir sürü geliyor ama ben inanmıyorum arkadaşlar. Bu benim şeyim. Yani maddi durumum yok, işte çocuğum var. Efendime söyleyeyim, em, engelliyim ya da bunların hiçbiri bence kabul edilecek bir şey değil. Kesinlikle. Ben de ben de zengin bir aileden gelmedim sonuçta. Ama küçüklükten beri kendimi öyle bir hazırladım ki seyahat edebilecek bütün şartları e, doldurabilecek bir hazırlandım, bir zırhlandım. E, param mı yok? Müziği, müzik yapacağım dedim. Belli gittiğim yerlerde tamam, çok para gerektirmeyen yerlere e, gittim. Zamanında köprülerin altında da çaldım. E, beş yıldızlı otellerde de çaldım. Bir şekilde maddiyatı da kırıyorsun. E, sorumluluk, bağımlılık gibi şeyler de var. Onların da üstesinden geliyorsun. Yani ben tekeletli sandalyeyle dünyayı gezen adam gördüm. Yani kimse bana İnsan isteyince her şeyi, aynen hiç kimse bana bana öğretmesin. Gezmek bir tutku benim için ve bir sürü insanda da var. Ama tabii ki önce bir zincirleri kırmak lazım kafada. Evet. O işte o cesareti bulmak lazım. herkesin kendi filmi, hayatı ve herkeste kendi filmin yönetmeni bu dünyada. O yüzden herkes senaryosunu istediği gibi yazabilir evet. diye düşünüyorum. Hani böyle sorarlar ya mesela atıyorum bir ay sonra öleceğini öğrensen ne yaparsın gibi sorular sorulur. Evet. Benim aklıma hemen şu gelir. E, herhalde dünyayı gezmek isterim. mı yoğun satardım, dünyayı gezerdim diye düşünüyorum ama bunu şu şartlarda sanki ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ya. Yapamıyorsun ya da yapamıyorum evet. kendi adıma konuşayım. Sen sana böyle bir soru sorulsa sen şimdi bunu gerçekleştirmişsin. Yapamadığın bir şey, hayalde kalan bir şey oldu mu? Yapamadığım bir Hı -hı. şey var tabii. Gitmediğim o kadar yer var ki daha Ve görmediğim o kadar görmek. yerler var. Evet. Küçükken bir e, reklam filmi izlemiştim. Sanırım o tetikledi. İşte burnumuz kaç milyon koku ayırt edebiliyor. Kulağımız kaç, hmm. işte 20 ile 20 bin hertz ses arasındaki kaç çeşit sesi ayırt edebiliyor, <laughs> algılayabiliyor. Gözlerimiz bir, öyle bir geniş spektrona sahip ki tadımız kaç çeşit e, tadı, e, dilimiz kaç çeşit tadı ayırt edebiliyor. Ve e, o kadar geniş bir gezegenimiz var ki... Asya'sı, Latin Amerika'sı, Antarktika'sı, Avrupa'sı her yerde başka bir çeşit lezzetler, görseller, iklim, eee doğanın yarattığı hayvanlar, mucizelerle dolu bir dünya var ve yani hangi çocuk belgeseli izlememiştir ya da gezi evet. programı izlememiştir. Orada işte kapılıp gittim bir şekilde. benim gibi yüzlerce çocuk vardı böyle dünyayı merak eden. Evet doğru. Ve işte hatta bir Karşımızda Instagram'da çok çıkar işte e, ortalama bir 60 yıllık ömrümüz var. Evet. Kaç gündür, kaç dakikadır ve bu siz harcasanız da harcamazsanız da bu ömür geçecek gidecek önemli olan o e, dakikaları Kaliteli nasıl makas. harcamanız gerektiği. Ben anılar biriktirmeye çalışıyorum. E, bu az önce söylediğiniz gezi programı da benim arkadaşlarımla keyifli dakikalarımı kameraya çektim. Unutma bak adına yani Çok 30 güzel. sene sonra da açıp e, Guatemala'da ne yapmıştık ya açtığımızda bakalım ya da ne bileyim evet. işte Fas'ta çölde mahsur kalmıştık hatırlıyor musun? Çölde işte bir şey olmuştu falan bunun gibi böyle bir sürü maceraları e, kayıt, altı. kayıt altına alıyoruz. E, bu yıl 14 14 memleket 16 memleket olmuş hatta bu sene Çok iyi. ve gidip gidip artıyor işte. O zaman senin hayatının dönüm noktası o reklamdı diyebilir miyiz? diyemeyiz. Diyemez miyiz? Diyemeyiz çünkü bir sürü ufak ufak etkenler var. Ya bir kırılma noktası gibi bir şey yok. Yok mu? Yok mu Öyle onu hatırlamıyorum şey ben. Atılamıyorum. Hmm. O bir etkendi. Bir etkendi. Onun gibi bir sürü şey var. Yani algıza seçicilik var ya. Yani karşınıza gelen reklamlardan tutun da televizyon açtığınızdaki e, programlardan tutun da önünüze gelen magazindeki hmm. yani insanlar başka başka şeylere ilgisi çek çekiliyorken evet. ben demek ki bunlara e, dikkat vermişim. Ve bilinç aldığımda sürekli bu merak zaten her şey merakla başlar. Merak oluşmuş. yani bitmez de yani 200 memleketten 200'den fazla memleket var bu dünyada. Ama evet. işte öncelikler Evet. Sizin için hangisi öncelikse bilmiyorum. Herkesin farklı. Evet. Evet doğru. Doğru. Peki şimdi farklı ülkelerde yaşadınız, görmeniz e, zin yanı sıra yaşamak da hani bu işin içinde. Şey yaşadığınız oldu mu böyle bir kültürel bir sıkıntı yaşadığınız oldu mu? Yani ne bileyim mesela ben düşünüyorum şimdi gitsem yemek sıkıntısıydı. İşte yani dil hani yine onu halledersiniz bir şekilde yani ama mutlaka ufak tefek olacak yaşamak, ama o işin keyfi tarafı zaten. Yani aidiyet duygusu aslında. Aidiyet duygusu işte o bende yok. Yok. <laughs> o bende yok. Ee, ailem haricinden kimseye bağlanamam. Hmm. Yani bir huyum var hmm. ve bir yere de ait değilim. Ee, i̇yi tarafları da var, kötü tarafları da var. Yani o sorumluluğu almak istemem. Kimseye bir şey, duygusal bağ kurmak da istemem. Ee, ama işin kötü tarafı da bir bakmışım. Geçen gün bir sayayım dedim. Kaç ev değiştirdim bugüne kadar? Yani anne evinden çıktıktan <laughs> sonra işte öğrencilik Kıbrıs'ta, işte üniversitede iki <laughs> tane yurtta kaldım, orada kaldık falan. Sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de arkadaşımın yanında kaldım. Sonra master için başka bir şeye geçtim, e, yurda geçtim. Yurttan sonra bizi çıkardılar başka ev. Oradan işte İngiltere'de başka eve geçtik. Sonra yolum Ibiza, İspanya'ya geçti. Bir otelle çalıştım. Orada işte değiştim. O gidiyor böyle bir sürü bir sürü bir hesapladım. 33 tane ev. Sadece İstanbul'da bu yedinci taşınmam <laughs> oldu. olduğu. Yeah. E, 37 yaşındayım. 33 tane ev gezmişim. Yani ve bu kadar zaman bir bakmışım ki maddiyat olarak yani sahip olduğum bir gitarım var. Biraz elbise, elbise de zaten eski atıyorsun. Bavul, başka hiçbir şeyim yok. Yani, yani bir mal mülkünüz mal mülk hiçbir yerde yok. Ya var şu an tabii ki hmm, belli an. bir yerde artık bir home, ev, yuva hmm. algısı, algısı oluştu. Hmm. Ama yani... E Dönüp geriye baktığımda mesela geziyorsun bu kadar yerler, Aa, bir tane masa beğeniyorsun, çok güzel, çok güzel bu masa. Of keşke alsam, e, alıp ne yapacağım, nereye <laughs> nereye koy, koyacağım ya? Öyle bir şey yok, hiç böyle bir şeyim olmadı. Hmm. Çünkü ya, biliyorum, yarın gene taşıyacağım ya da satacağım, hmm. ihtiyacım olmayacak. Annemin evi doldurdum zaten, doldurabilirim. <laughs> Annemin de benim için sakladığı çocukluk oyuncaklarım var bir tek, hmm. başka hiçbir şey yok. Yani hmm. ya işin sonu şeye geliyor. Zaten o Göçüp gideceğiz olsan, zaten bugün. Evet. Ya bırakacak biri de yok çocuğum da yok. Bir şeye bağlanmaya da bir diye zaten duygusu olsa zor olurdu hani sürekli seyahat etmek. Evet. Mesela vedalar hani her gittiğiniz yerde bir arkadaşlık bir bağ kuruyorsunuz. Vedalaşmak zor oluyor mu vedalaşmak? Şöyle onu otelimi hiç kullanmıyorum. Hmm. Çünkü her gittiğim yerde tanıştığım insanlar, dostlarım, arkadaşlarım hiç iletişim kopmadım. Yani koptuk tamam 10 hmm. sene görüşmediğim arkadaşım var. 10 seneden sonra tanışıyoruz abi ne abi falan o, o samimiyet kaldığı yerden devam ediyor. Avustralya'da çok yakın dostlarım var, İngiltere'de de çok yakın dostlarım var, İspanya'da da var, Kıbrıs'ta zaten doğdum büyüdüm, orada da var, Türkiye'de de var ve herkese bir iletişim halindeyim. Yetişemiyorum tabii herkese her gün <laughs> ne haber yapmaya evet. ama ara ara kupup kupup böyle birleşmeler yani 3 sene sonra buluşup çok güzel analardan bahsettiğim yemek yiyip muhabbet ettiğim arkadaşlarım da var. Yani, o zaman o gerçek dostlukmuş. Tabii ki. Hani derler ya istediğin kadar uzak kal, bir anda buluştuğunda o muhabbete evet. tekrar girebiliyorsan gerçek dost Diğerleri zaten diye. eleniyor. Evet. evet. Geri kalanlar gerçek dost oluyor. Peki hayatında bu süreçte hep müzik yaparak mı kazandın? Hiç farklı bir hep iş yaptın mı? Yaptım tabii bir sürü hmm. işler yaptım. Mesela? Mutfak temizliğinden, hmm. e, halı yıkamadan. Ya. Ya yani her işi yaptım. Avustralya'ya gittiğimde mesela e, olan biten parayı yiyince <gülüyor> <gülüyor> ilk haftada. Ee, bir sürü işlerde çalıştım. Hmm. Eşya taşıma, partiler, malzemeleri. Biz değişik değişik bir sürü iş yaptım. Hmm. Ama böyle şey değil yani. Ne acılar çektim ben. <laughs> böyle inşaatlarda falan bugünlere öyle kolay öyle değil. Ben her şeyi keyifle yaptım. Sokakta hmm. sokakta çaldım ama o bile çok güzel bir duyguydu benim için. Günlük güneşlik hava Avustralya'da Melbourne'dasın. Sen Bob Marley şarkısı çalıyorsun. o oh falan Aha, gelip aynen. sana para bırakıyor. Gelip biraz be beraber seninle şarkı söylüyor. Bundan daha güzel bir duygu yok. Evet. Herkese muhat muhatap oluyorsun. Çok güzel enerji paylaşıyorsun. Ee, Sevgili iş yapıyorsun. Tabii ki. Müzik yani, yapıyorsun. Öyle geriye dönüp de ne acılar çektim falan <laughs> öyle bir şey yaşamadım. Hiç travmatik ya bir olayım da olmadı kadar. Hmm. Çok maceralar yaşadım. Çok ölümlerden de döndüm. Ölümlerden döndün. Çok yani. Nasıl? Bir tane. Biz, biz yok şimdi hiç. Niye? <laughs> Çünkü değişik şeylerde yaşadım. E, gerek yok şimdi. Hmm, Ama tamam. yani böyle bunlar ana olarak hmm. kalıyor arkadaşlarına kalk, kalk iyi, iyi bahsedebileceğin e, analar olarak kalıyorlar. Evet. Peki e, çocukluğunu da biraz merak ediyorum. Ona da değinmek isterim. Nasıl bir çocukluk geçirdi buray? Çok güzel, çok Mesela... mutlu bir ailede yetiştim ben. Babam müzisyen, <laughs> e, Turgay Salim söz Kıbrıs'ta da çok saygın bir e, ozanımız diyelim. O biraz şeydi böyle Türk halk müziğiyle <laughs> e, çalışmaları var. E, de, işte Kıbrıs türkülerine kendini vermiş, derlemiş, besteler yapmış. Sürekli böyle tarih seminerlerinde plaket verilen e, çok saygı duyulan bir insan. Ben de evde işte küçücük Cura vardı böyle onunla başladım. Sonra piyano dersleri derken... İşte üniversitede konservatuvar. Ee, gitara geçtim tabii bağlamayı bırakıp. Baktım kızlar gitarı <laughs> daha çok seviyorum. Ee, sonra ben işte konservatuvar bitince müzik production için İngiltere'ye işte gittim. Hı -hı. Ee, ama e, Kıbrıs'ta çok güzel bir enerji var. adamın bir ruhu var. Hı -hı. Ee, ve bir sürü de müzisyen var orada. Çok yetenekli müzisyenler var Kıbrıs'ta. Çok küçük bir yer olmasına rağmen e, orana göre inanılmaz yetenekli ve çok sayıda müzisyen var. Ve onlardan da bir de küçük yerde olunca bir de yarış var. Hmm. O beni gitarda geçti ben onu geçmem <laughs> lazım çalış çalış çalış. 8 saat günde gitar çalıştım şarkılar ezberledim söyledim. E, ve çok güzel bir etkisi oldu yani bu müzik kariyerimle Süper. ilgili. Ama küçük yer ve işte... Bir merak var Sürekli dünyada neler oluyor televizyon açtığında yani neden neden ben orada değilim neden daha büyük yerler var ve işte bir merakla böyle dünyayı gezme duygusuyla açıldım ve genel olarak aklına koyduğunu yapan bir kişiliğin var, var sanırım. Var var. Bir de challenge dediğiniz böyle zorluklara da çok severim. Bir yerde başlama, bir şehirde sıfırdan başlayıp oranın bu döngüsünü bir analiz edip ne var işte gittiğinde iş bulman lazım. İş bulmanın maaş gelmesi için bankaya başvurman lazım. Bankaya başmak için eve ev fatura gelmesi lazım. E eve fatura gelmesi için sana iş soruyorlar. Böyle bir çıkmaz döngüler var. <laughs> Onları çözmen lazım. Ya da ne bileyim işte bu sokakta hangi otobüs nereye gider falan. Mesela Londra'ya gitmiştim ilk kez ve çok zor geldi bana. Büyük bir şehire hmm. gidiyorsun. Metro nasıl çalışır? Hangi adresi nasıl gideceksin? İnsanlardan diyaloğun yabancı değil. O macera beni çok hoşuma gidiyor. Bir yere gidiyorum. İşte kendime bir düzen kuruyorum. Güzel bir arkadaş çevresi yapıyorum. Sonra sıkılıyorum. Ya. Sonra başka bir yere geçiyorum, başka hmm. bir memlekete geçiyorum. Orada da bir zorluklarla başlayan bir 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 tekrar iki sıfırdan ay. bir madde. Tekrar çok güzel ortam. Sonra oradan da sıkılıyorum. Başka bir yere, başka bir yere, başka bir yere derken işte böyle. Süper. Peki bu kadar şey yaşamış bir burayı olarak bugünlere gelebileceğini, bu kadar ünlü olabileceğini tahmin ediyor muydun? <gülüyor> <gülüyor> bu bunu ben seçmedim. Yani <laughs> bu ışıldılar hayatı <laughs> <ben gülüyor> seçmedim derler ya. Aslında gerçekten seçmedim. Ben öyle meşhur olayım yıldızlı hayat falan öyle bir şey hiç aklımda yoktu aslında sadece müzik yapıyordum tamam. Ee, işte Gözde Ançel bizim <laughs> besteleri yaptığımız canım arkadaşım. Onun gazıyla birazcık da bu işler olduğu, Ben İngiltere Avustralya'da Melbourne'de yaşadım 7 yıl. Orada işte Gözde ile tanıştık. Ona beste yapıyoruz, Türkçe besteler ve satıyoruz Türkiye'deki sanatçılara satıyoruz. İşte bir şarkı bir iki şarkımız çok meşhur olduktan sonra e, Ferhat abiye verdik. Ferhat Göçer'in bir şarkısı çok güzel patladı. Ferhat abi konsere geliyor Melbourne'a. Orada işte menajeri Candaş şu an benim de menajerim oldu. O beni gaza getiriyor birazcık. İşte sen niye albüm yapmıyorsun? Sen neden bu kadar güzel şarkılarınız var? E, ben de diyorum ki keyfim benim Avustralya'da yerinde yani. Çok güzel bir hayatım var. E, o zaman evliyim. Sabah kalkıyorum plajda koşumu yapıyorum. Evim çok güzel bir yer, denize yakın bir yerde. Ee, arkadaşların tekneleri var. Her gün balığa gidiyoruz. Ee, müzikle para paramı kazanıyorum. İngilizce şarkılar söylüyorum hmm. orada. Ee, İngilizlerin düğünleri, doğum günü partileri. Ee, ve çok mutlu, huzurlu bir hayatım varken işte bu candaş da biraz aklıma giriyor. <laughs> Sen albüm yap. işte Türkiye'de e, sana yazda konserleri bağlarız. Gelir paranı yaparsın. Sonra 6 ay lisesi Avustralya'dan. Sonra 6 ay yaz İstanbul'da, Kıbrıs, şey, Türkiye'de. 6 ay yaz Avustralya'da. 12 ay yaz vay falan. Gözde de bu taraftan bastırıyor. Hadi yap, yap şu albümü işte patlatırız. Çok güzel besteleri daha fazla satarız. Ömrünün sonuna kadar düğün çalgıcısı olarak kalacaksın. Bak bu kadar güzel teklifler var. Verdi verdi gazı. Onları dinlediğin için mutlu musun şu an? Mutluyum tabii. Yani dinledim değil. Yani hayat beni bir şekilde buralara ev, evirdi <laughs> ve yaşamam gerekenin bu olduğunu gördüm. <laughs> İlk şarkımızda çarplara bir numaradan oturduk. Yani istersen çıktığında e, bir baktık ki listelerde bir numara. Arkasından Sen Sevdamızın geldi o da iki numaraya geldi Çok hızlı gelişti her şey. Evet. Apor topar böyle ve millet o kadar uğraşıyor. Kaçıncı evet. albüm, üçüncü, beşinci albümde bir tane şarkı. Ben direkt bir tane Türkçe yapmışım. O, o da patlamış. Gerisi ve aktı geldi yani bir şekilde. Çok hızlı gelişti olaylar. Şu an bir bakmışım ki 7 yıl bitti. Harika. İstanbul'da. Genelde bir de şey yorumlar. biraz baktım da yorum olarak da şey yazmışlar. Kötü şarkısı olmayan nadir sanatçılardan. Hani Değil gerçekten mi? bütün şarkıların böyle dillere dolanan bilinen şarkılar. Var mı bizi bekleyen bu yaza damga vuracak var, yeni güzel tabii, var, şarkılar? Var. Onun sürprizini verelim, müjdesini var. verelim. Biz 10 tane yapıyoruz, 20 tane yapıyoruz. 18'ini çöpe atıyoruz. En güzel hmm. iki tanesini seçip dinleyicimize öyle veriyoruz. Ne zaman? Yakın zamanda gelecek mi? Var var. Süper. Ha, sürpriz. Oh, yazın yeni şarkılarını Buray'dan bekliyoruz o zaman. Peki bu kadar serüven yaşamışsın. Bu kadar anı biriktirmişsin. Böyle en bize enteresan ya şu gün unutamıyorum diyebileceğim bir anın oh, var mı? Yüz 100, 100 tane var. Yüz tane var. Seç birini anlat bize. Ya en son girdiğim macerayı anlatayım size. Anlat. Filipinler'de doğa yürüyüşü var dediler. Ee, bir Uganda macer maceram var. Dinleyenler bilir bizi. goril Arama'ya götürdüler <laughs> falan. Çok 7 saat ormanda kaldık, battık, çıktık bir sürü. Onun daha kötüsünü yaşadım. 7 <laughs> e, saat e, yine Filipinler dedik işte geçen hafta. E, biz doğa yürüyüşü nerede? İşte bir dağı geçeceğiz. Bir tane şelale var. O o da işin mükafatı yani 3 <laughs> saat Yolculuktan sonra çok güzel bir şelale var. Oraya geçeceğiz. Ee, normalde işte, işte iki buçuk saatte gidiyor insanlar ama işte biz demediler ki bir tayfun çıkmış. Öyle bir tayfun ormanı darmadağın ettiği ve e, yani koca ağaçları kökünden sökmüş. Gittik böyle darmadağın her yer ve ağaçların üstünden geçiyoruz, altından geçiyoruz. Dikenler buralarda Ay. hala daha şeyler var buralara gittiği. Herkes kan revan battık çıktık arkadaşım biri e, kalbi sıkıştı diğerini ayağını ısırdı Allah'tan bir doktor arkadaş var serum bağladı serum elimizde göle giriyoruz çıkıyoruz Ay. yani normal insanlar nasıl kalır mı bilmiyorum ama biz bu kadar spor yapıyorum ben falan ben bile darmadağın oldum e, en sonunda o, o şerere gittik çok güzel bir yer inanılmaz e, değdi mi değdi tabii ki e, hmm. Neyse en sonunda o şelaleyi bulduk. İnanılmaz güzel bir yer ve mükafatımız demek ki buymuş. kendini evet, çıkardık. Yani. Tabii sonra bir de düşünüyoruz aynı yolu geri gideceğiz. Allah'ım. <laughs> de Ama demiştim. yani çok böyle bazı yerlerde kazıklar, dikenli teller, yani örümcek ısırdı bir arkadaşı. Her tarafı <laughs> şişti. Onu omzumuza aldık. Allah'ım bugün bitsin dedim yani en son <laughs> çok zorlu şartlarda bir deneyim oldu bizim için. Bunu gibi yüzlerce var ama şu an aklıma bu geldi. Anladım. Yani şey güzel anılar. Hani dediğin gibi bunların hepsi bir anı böyle anlatıyorsunuz. Ama şu, şu anda. An, şöyle bizim gezi ekibi e, belli başlı insanlar e, Özcan var işte Erkin var. Bunlar gezgin zaten yüz memleketi geçtiler çoktan ve inanılmaz tecrübeli insanlar, inanılmaz kafa dengi, komik ve e, diğer ekip arkadaşları da e, kızlı erkekli çok eğlenceli insanlar. Hiçbir şartta. Hiçbir e, şikayet etmeyen, e, inanılmaz güzel, pozitif enerji yayan insanlar olmasa zaten kimse çekemez yani bu şeyi. Evet. KK, Kiki, Düşe Bayıla, bir onu işte şakalar, bir sürü böyle biri suyun içine battı çıktı, aldık elden <laughs> ayaktan. Yani çok keyifli geçiyor. Süper. O yüzden yani işin şikayet kısmı hiç olmadığı... Şey ya, gülü seven dikiline katlanır, evet, biraz evet. sizinki öyle olmuş. Aynen öyle. Evet. O zaman kısa sorular diyorum. Karşı cinste ilk dikkat ettiğin şey genellikle ne olur? Tabii ki enerji, enerji. bir aurası, bir enerji, bir özgüven, bir her şeye bakılır. Hmm. Dış görünüş de önemli tabii ki ama o ağzından çıkan kelimeler zaten genel aurası, karakterini... Şimdi şöyle karakterini... döndün, ilk hani yani gözüne kaşan, ilk dış olarak, dış görünüş olarak. Hiç sesini duymadan. Evet. Sen böyle bir döndün baktın hani gözüne mi, burnuna ya, mı, işi, tabii ki yani hı. taşıdığı. Gülümsemesi. Gülümsemesi hayata duyduğu sevgi, insanlara karşı duyduğu sevgi zaten özetler yani hmm. bir filmdeki. Tamam. Hiç unutamadığın bir doğum günü anısı var mı? Var. Doğum günümü unuttuğum anım var. <laughs> Gerçekten mi? Var bir doğum günümü unuttum. E, 24 yaşımı unutmuşum ben bir yerdeyim gene. O zaman Facebook'u da kapattım. Facebook'un haberi kendi yok. doğum gününün olduğunu. Kimsenin haberi yok. Üstünden bir hafta geçmiş. Kız kardeşim arıyor. İspanya'da Ibiza'dayım. Bir otelde hmm. çalışıyorum o zaman. Abi dedi senin doğum günün geçti galiba. Dedim ne zamandı? Aa geçmiş ya. Oh <laughs> ah, Tamam. Kaç oldu mu? 24 oldu. Tamam okey. <laughs> Gerçekten <Böyle>. mi? <laughs> ben şey böyleyim. İki ay önceden. Arkadaşlar bakın iki ay kaldı falan yapıyorum da o yüzden çok şaşırdım. Benim için <laughs> çok önemli bir şey olmadığı için. <laughs> Kimsenin ezberlemedim. Annemi bile annem babamın bile böyle düşünüp de buluyorum. Kız kardeşim'i hmm. unuttum geçenlerde zaten. Ay. Bayağı zor şey. Hiç yok o zaman doğum günleri falan. Hmm. Yani o zaman normalmiş ya unutmam. Çok da şey Ya benim için önemli değil. Bazı insan çok dikkat eder. Evet. Peki WhatsApp'ta birine mesaj gönderecekken başkasına gönderdiğin oldu mu? Çok. <gülüyor> <gülüyor> çok oldu ama Allah'tan eee rencideden kötü bir et, şey yani. değildi. Çok öyle kötü bir şey düşünmediğim için insanlar hakkında, temiz yani dürüstçe... Dedikodusunu yani. Dedikodusunu yani. yapmadığım için çok rezil olmamışım ha. herhalde. İyi, güzel. Ya ona söyleyeceğim şeyi yüzüne söylerim herhalde. Hı, anladım. Kırmaman. Anladım. Hiç lakabın oldu mu? Buri. 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 Ha, güzel. Otomatik herkes buri diyor bir şekilde. Vuri vuri ailece. Hmm. Ailede arkadaşlar arasında. Bundan sonra herkes vuri vuri diye. Vuri. <laughs> Güzel. Bu ara takılan saçma bir şarkı var mı? Var. Ekipçe gezerken gezmece inan bu dağlarla. O bütün tatil boyunca ömrümüzü yediği bir türkü. Şarkı demişken aklıma geldi, soracaktım aslında unuttum. E, son dönemde biz böyle müzik piyasasıyla ilgili hani böyle şey konuşuyoruz. E, yani müzikten ziyade böyle yok sahnede şunu giymiş, işte e, klibinde bunu çekmiş falan. Bunlar seni rahatsız ediyor mu? Bu konu hakkında bir yorum yapmak ister misin? Ya çok yapmak istemem. <laughs> Beni rahatsız etmiyor. Hı. Bence insanlar istediği özgürce istediklerini yani giyebilmeleri lazım şovunda bir parçası olarak Hı. görüyorsa bize diyecek bir şey kalmıyor bence. Doğru. Katılıyorum. O zaman devam ediyorum. Bana o kelimeyi kullanmasın, küfür bile etse daha iyi dediğin bir kelime var mı? Böyle sevmediğin söylenmesi. İşte bu yapamazsın, olmaz, Hı. yapamıyorum gibi cümleler birazcık böyle çıldırtır yani beni. Hı. Ne demek olmaz? İmkansız diye bir şey yok diyorsun biraz. Ya i̇mkansıza yakın şeyler var ama imkansız yok. <laughs> Güzel. Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şey kalmayacağını düşünürsün. Sesler. Sesler. Hiç böyle bir cevap almamıştım. Yani mute'da bir film izlemek gibi yani. Hmm. Böyle sesini almadan hayatı nasıl yaşarsın bilmiyorum. Geriye bir şey kalmaz herhalde. Hmm. Güzel. Güzel bir bakış açısı. Bu hayattaki en büyük sınavın neydi? Olmadı işte öyle bir şey. Yani Olmadı. Böyle travmatik bir olay da yaşamadım böyle hayatımın o anından itibaren dünyam değişti falan gibi bir şey de olmadı. Hmm. Hiç böyle kötü bir, bir maceram da yok. Güzel. Çok. akıyor. Mi? Yani kötü şeyler tabii ki oldu hayatında ama böyle yani darbe vuran bir sınav diyebileceğim şey, sınav bir şey diyebileceğim bir şey olmadı. Pek bilinmeyen ilginç bir huyum var mı? <laughs> ne güldün? <gülüyor> <gülüyor> Saçlarımı kendim kesiyorum. Aa. Evet. Kuaföre gitmiyorsun berbere. Hayır. hayır. Ya. 20 senedir belki Gerçekten daha fazla. Mi? Peki neden? Her gittiğimde boz, bozdular. <laughs> 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 i̇stediğim gibi kesmediler. oradan En son geliyor. ben ne dedim tamam ben kendim keselim. Zaten kıvırcık çok şey olmuyor. Böyle belli Ama olmuyor. Ama 20 yıl diyorsun. Kaç yaşından başladın o zaman? Ne yaşlardan itibaren kendim kesiyorum. Aa, bayağı. Ee, Başkasının saçını da keser misin? Hayır. Sadece kendi saçını. Yok kendimi. Zaten bir gün kesiyorum. 2-3 gün sonra bir bazı yerlerini düzeltiyorum. Hmm. burası uzun kalmış. Sonra gene kesiyorum. Hmm. Öyle <laughs> idare ediyorum. Güzel. Berberlik de var her yerde. Bazen yetenek. biraz destek alıyorum kız kardeşim falan. Yani enseleri hmm. yardım ediyor ama. Ee... Beğenmediğin için gitmiyorsun berberlerin yaptığını. Evet. Bugün berberler bana küstü şimdi. <laughs> Bütün berberler. <laughs> gruptan ayrıldılar şu anda. <laughs> Tarz zevk meselesi. Tabii 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 ki. Ben de yapabilsem ben de kendim keserdim mesela ama. Ya işte ben de eğri, yani kıvırcık olduğu için çok şey yapmıyor. Güzel. Dikkat çekmiyor. Evet güzel. Ağzıma asla sürmem dediğin kokusuna bile tahammül edemediğin bir yiyecek var mı? Yok. Gel sen dünyayı gezen bir insan her tadı böyle denedim. Benim değil, acayip acayip şeyler denedim, yedim. Ne mesela en, en enteresan yediğin şey hiç, neydi? Hiç hiç girmeyelim hiç. Ya yok. o kadar. <laughs> Meraktan ama yani sadece bir kere elinde denemek istediğim hmm. çok acayip şeyler oldu tabii. Asya'da yani çok garip yiyecekler var arkadaşlar. Gidip siz deneyin ben göstermeyeyim size. En güzel yemek nerenin ama? Hadi söyle bunu bize. En güzel yemek o da işte değişiyor her Değil. hafta. yani her, hafta. her ay, her yeni bir memleket gezdiğimde oranın yemeklerini deneyip test ediyorum. işte çok ilginç şeyler çıkıyor karşıma. Ee, hmm. Çok beğenmediklerim de tabii oluyor. Vietnam'da mesela yumurtalı kahve var. Aa. İlk dedim yok yapamazsınız yani böyle bir şey. <laughs> Bence böyle de yapamazsın. Bir, böyle bir bağ kurmayın lütfen. <laughs> Şakadır herhalde falan dedim. Gittik egg coffee diye bir şey. Girdik içeri. Yani ilk şey, şey de başka bir şey derlerdi yani. Yok dedi gerçekten tavuk yumurtasıyla karıştırıyoruz dedi kahveyi. Kastır mahallebi gibi bir şey. Aman Allah'ım içilecek gibi değil. Aa, Biraz ağır içtim böyle. Çok kötü şeyler de var ama mesela en son e, işte Vietnam'da çok güzel bir çorba içtik. Işte, pho diye hmm. bir çorba var ki ben tavsiye ederim herkese. Hmm. Türk kültürüne de çok yakın. Öyle mi? Herkesin yiyebileceği bir şey. Hmm. Evet. Şey bekledim ama ya Türk yemekleri en güzeliymiş falan bir öyle bir şey bekledim ama. Türk yemekleri zaten en iyi dünyada ben benim yani. <laughs> tamam bize bunları ver. <laughs> tamam o, o. yani şey diye <laughs> biz olsun. onu istiyoruz Türk olarak. Alkış için söylemiyorum bu arada. Gerçekten öyle. Ya bizimki <laughs> kadar geniş yok. Ya ben mesela gittiğimde işte Vietnam'da 3 tane 5 tane yemek vardı. İşte Vietnam'ın ya da ne bileyim Tayland'ın bu yemeği var. Ya da Guatemala'da bu yemek var. Ya da ne bileyim Meksika'nın işte o var bu su var falan. Aslında 3 tane 5 tane. Bir yabancı turist Türkiye'ye gelse bu bizim kültürümüze ait bir yemektir desen yani sığmaz mantısından evet. yani o kadar çok şey Çeşit. var ki çeşidimiz var evet, ki bitmez evet. yani. Doğru. yani En az 40-50 tane fazla opsiyon var Bit, yani bir ay iki ay gezse gene bitiremez. Bitiremez yani. evet doğru. Tamam onu aldım rahatladım ben o cümleyi. <laughs> alkış toplamak için de değil bu gerçekten. <laughs> Ama değil. alalım madem o kadar alkış verip ya alkış alalım hak ettik yani. <laughs> Beni değil kültürümüzü alkışa. <laughs> Öyle yaptık zaten. Peki, kendini yakışıklı buluyor musun? Var bilgilerim. İyiyim, <laughs> sana değilim. Yakışıklı değilsem bile yani... E, sempatiklik Neyim var ya? bile arasında. İyiyim, <laughs> <laughs> iyiyim. <laughs> yok öyle demedim evet, ya. Evet, evet öyle vardı. Yani işim zaten yakışıklılığa bir bağı yok. <laughs> ee, ben müzisyenim, müziğimdir <laughs> ön planda. Ee, ama tabii sahnede bir duruşu var, bir avrusu var. Evet. Ee, yani kendi formuma dikkat etmeye çalışıyorum. Sahneye evet, yakışacak bir şekilde. Evet, teşekkür ederim. Ee, bol for. Güzel, temiz bir diyet. Harika. Sağlığıma sağ. çok dikkat ediyorum. Süper. Son 3 de neredeyse hiç kas olmadım. Süper. Ee, yani o insanın kendine saygısı. Süper. Başkalarına evet. değil. Yani güzel görmek için değil. Kendime yani sağlık için yapıyorum. Süper. Kıskanç birimiz. Hiç değilim. Ya. Şıp sevdi bir misin? Evet. Ya bu ama bu biraz böyle Ama geçici oluyor. işte. Yani. Öyle. <laughs> ama evet genel Geleceğine olarak kişi kapı... olarak olmasa da zaten hani böyle. Biraz sıkıgan Evet. O yüzden bir yerde bir şeyden çok etkileniyorum. İki hafta sonra geçi geçebiliyor Hı. yani. Başka daha değişik şeyler çıkıyor. Opsiyonlar, beyniz. bol olunca. Doğru. Cimri biri misin? Kendime cimri. Sevdiklerime çok bankıyorum. Hmm. Yani para ne için lazım bu dünyada? Bence sevdiklerini mutlu edebilecek miktarda geldiği sürece ihtiyacımız var yani paraya. Zaten sağlığım yerinde olsun, yiyeceğim yerinde olsun. Arkadaşlarımla hoş vakit geçirebilmek, sevdiklerimi sevindirebilmek, sevdiklerime mutlu zaman geçirebilmek için o parayı e evet. kazanıyoruz Gerçekten. yani sonuçta. O yüzden güzel anılara yatırım yapacaksam bence harcaması lazım. Evet katılıyorum. En çok peki neye para harcıyorsun? En çok şey seyahate gidiyorum. Seyahate. Evet. O zaten bilindik bir şey. Onu mı böyle özel olarak harcadığım bir şuna çok düşkünüm diyerek aldığım bir şey. Yok. Yok. Yani kıyafet normal. Ne bileyim saat tutkusu, ayakkabı tutkusu hiç, falan. Hiç, ayakkabı var. Bir Hı. zevkim var. Ama gene öyle çok Uçmadan sahne kostümleri, hmm. kırmızı ayakkabı, kırmızı ayakkabılarım var. Evet. ona bir şeyim var, zaafım var. var. Kırmızıyı seviyorsun o zaman. Kırmızı ayakkabıyı seviyorum. Kırmızı ay sadece ayakkabıda kırmızıyı seviyorsun. Evet. Hmm. Anladım. Güzel. Uğur getiriyor küçüklükten beri. Bir kere dinledim bir programda giymedim işte bir şeyler patladı sahne. Ya falan. onu kırmaya Neymiştim. çalışıyorum, o batıl bir inanç. Hmm. Ya küçükken annem de kırmızı ayakkabı giydirirdi bana ne halse bilmiyorum. Büyüyünce de böyle hoşuma gidiyordu. Böyle kırmızı ayakkabılar güzel görünüyor aynada da güzel sahnede de güzel evet, görünüyor. Güzel, güzel bir de uğurlu geliyor böyle, güzel geçiyor o konserler. Bir iki defa da böyle şey oldu, kötü bir anılarım oldu. İşte elektrikler, hoparlör patladı, bir yere çıktım başka bir şeyler oldu. Sürekli böyle arızalanıyor, caklar kopuyor, bir şeyler oluyor. Dedim yani acaba dedim bundan mı gerçekten ve o... Ama batıl inanç olduğundan biliyorum. Evet. Şimdi biraz kırmaya çalışıyorum. Başka hmm. renk ayakkabılarla da sahneye yani. çıkmaya başladım. Ee, çünkü her şeyde de kombinleyemiyorsun. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Peki sosyal medyayla aran nasıl? E bir parçası. O yüzden e, Bayağı Vakit harcıyorum tabii. Stok yapar mısın? stok yapmam. Yapmazsın. Fake hesabın falan? Hiç hiç. Yok. Uğraşmıyorum. Hiç öyle şeyler var. Hmm. Ama e, tabii o da bir şey oldu artık. Ee, Instagram gibi, Facebook ya da diğer şeyler gibi bir anı defteri gibi bir şey oldu. Bu tarihte ben ne yapmışım diye düşündüğümde artık mesela Instagram'a gidip o tarihi buluyorum. Aa buradaymışım oluyor. Güzel bir hatırlama. Güzel anılarımızı kaydediyoruz. Reels yapıyoruz, fotoğraflar evet. çekiyoruz. Bu şeyimiz oldu yani. Bu bizim bugüne kadar yaşadığımız fotoğraf defterimiz gibi bir şey oldu artık. E bir de bizim işimizin gereği posterlerimiz, afişlerimiz, e, takip eden fanlara duyurularımız, e, her şey orada olunca e, tabii bayağı bir vakit geçiriyoruz mecburen üzerine. Evet. Peki son olarak buradan sosyal medyadan senin e, takipçilerine, sevenlerine bir şey söylemek ister misin diye sorayım ve bitireyim programımızı. E, ne söyleyelim? <laughs> <laughs> e, konserler geliyor. Yaz konserlerimiz evet. başlıyor. E, herkesi konserlere Davet ediyorum. Tabii. Çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz biz orada. E, back vokal ordusu olarak onlar bizi çok güzel eşlik ediyor. Evet. 20-30 bin kişilik özel konserler oluyor. E, çok eğleniyoruz. Bizim konserde böyle sesimiz kısılana kadar, boğazımız şarkılar patlayana mı? kadar şarkılar beraber söylüyoruz. E, mutlaka bu güzel anları bizimle paylaşmalarını tavsiye ediyorum. Gelsin. Çıkın çıkın gelin diyoruz o zaman. Gelsinler evet. Güzeldi, çok eğlenceliydi. Ayaklarına sağlık. iki ki kırmadın, geldin. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Ben Şarkıları da böyle bekliyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programa görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.